Sevgili finans ve borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine klasikleşmiş kap haberleriyle birlikteyiz. Bugün bildiğiniz gibi dün Fed konuşması vardı. Bugün faiz kararı açıklandı, indirimler gerçekleşti. Bunun üzerine de birçok kap haberi oluştu. Bunlarla ilgili sizlere bugünü anlamamıza özel ciddi bir kap haberi videosu çekiyorum şu anda. Akşam saat 20.30'da çok önemli bir genel piyasa analizi videomuz olacaktır. Burada hem Fed tarafını konuşacağız, hem varlık alımları ve Fed'in faiz artırımı, hem Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi ile ilgili konuşacağız, hem Çin'de gerçekleşen olayları konuşacağız. Birçok farklı hususu değerlendirerek doların altının ve borsaların geleceği ile ilgili neler yaşanabilir? Burada nasıl bir pozisyon alabiliriz? Gelecekle ilgili genel bir piyasa analizi yapacağız. Bütün yatırımcıların 1 TL bile yatırım yapan tüm yatırımcıların akşam 20.30'daki genel piyasa analizi videosunu izlemesini ve önümüzdeki kış sezonuna kadar en azından Kasım sonuna kadar hatta Aralık ortasına kadar gidecek gidişatın şimdiden analizini değerlendirmesini yapıp öğrenmesi için bu videoyu izlemelerini tavsiye ediyorum. Bugünkü kap haberlerimize geldiğimiz zaman şöyle bir yorum almıştım. Kap haberlerini sadece göstermeyin. Bunun hisseye nasıl etki edebileceğini de kişisel yorumumuzu belirtin demiştiniz. Bugün bu şekilde ilerleyeceğim. Kişisel yorumlarımı da belirteceğim aynı zamanda. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup like butonuna basarsanız yorumlar kısmında da görüşlerinizi ifade ederseniz çok teşekkür ederim sizlere. Beğeni butonuna basıp abone olduysanız videomuza başlayabiliriz. Öncelikle hisse alım satım bildirimi Nibaş nide Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikteyiz. Bildiğiniz üzere dün patron satışı yaşanan hisselerde size söylemiştim. Muhtemelen yarın Nibaş'ta satışlar devam edecek demiştim. Yine satan kişi aynı Rıza Kutlu Işık, Işıklar Holding Anonim Şirketi A.Ş. tarafından bir satış gerçekleşiyor. Burada size oranlarını göstereceğim. İşte bu sosyal medyanın çıkmasıyla beraber eskiden çoğu yatırımcının bilmediği şeyler şimdi gün yüzüne sizlerle birlikte buluşturabiliyoruz. %35 76 olan payların 34 76'ya getirmiş. Yani yine %1'lik bir satış gerçekleştirmiş. Bildiğiniz gibi 2 gündür zaten %1 %1 satış sağlıyordu. Devam ettiğimiz zaman yine ni baştayız. Yine Özışık inşaat ve Enerji'de rıza kutlu ışığın olduğunu görüyoruz. Bu sefer 556 olan diğer bir payını 463'e indirdiğini yani yine %1'lik bir satışla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Peki ni başta bu nasıl bir etki yaratır? Ni başta bunun yaratacağı etki hisselerin fiyatlarının düşüşü yönünde yani olumsuz yönde bir haberdir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Bora Bekit'in genel müdür yardımcısını bakalım ne yapıyor? 0,38 olan paylarını 0,36'ya getiriyor. Yani Osmanlı yatırımdaki paylarını yine satışı sunuyor. Bu da Osmanlı yatırımın hisse fiyatlarının düşmesiyle ilgili bir bilgidir. Devam ettiğim zaman Panora Gayrimenkul Yatırımı ortaklığı var. Burada baktığımda Salih Bezici'nin %11.84 olan paylarını %11.75'e indirdiğini görüyoruz. Yine hisseler için ve şirketler için olumsuzdur çünkü hisse satışı var. Bu ya ileride hissenin kötüye gideceği için şimdiden satıldığını ya da satış yaparak buradan fiyat düşürmeye yönelik bir operasyon olduğunu bizlere sunuyor. Çok marketlere geldiğimizde Hakan Koyunu görüyoruz. Kendisi 0,096 olan paylarını 0,065'e indiriyor. Yani 0,03'lük bir pay satışıyla yine burada karşı karşıya kalıyoruz devam ettiğim zaman AES Çelik Asır ve Sanayi Ticaret A.Ş.'de maddi duran varlık alımı bildirgesiyle beraberiz. İzmir fabrika tesisimize kurulmak üzere güneş enerjisi santrali yatırımı hakkında güncelleme. Aşağı geliyorum açıklamalar kısmında İzmir Kemal Paşa fabrikamız çatısı üzerine 1020 kW gücünde enerji santrali yatırım projesi onay süreci tamamlanmıştır. Proje kapsamında çelik konsantrasyon montaj işlemleri başlamış ve devam etmektedir diyor. Bir duran varlık alındığını şöyle güzel bir güneş enerji santrali kurulduğunu belirtilmiş. Bu çelik asırla ilgili güzel bir haberdir. Devam ettiğim zaman comfort gıdayı görüyorum. Sermaye artırımı azaltımına ilişkin bildirim kayıtlı sermaye tavanını görüyorum. Bu kayıtlı sermaye tavanı maksimum yapabilecekleri sermaye sınırını bize söylüyor. Mevcut sermayelerin 33 milyondan ulaşılacak sermayelerin 132 milyona çıkarttığını görüyoruz. Bedelsiz sermaye artırımı yaptıklarını görüyoruz ve aşağı inip incelediğimizde iç kaynaklardan bedelsiz olarak yüzde %300 Oranında bir bedel sermaye yani 4 katı bedelsiz sermaye olacağını söylüyor. Peki bu comfort gıda için nasıl bir etki yaratır? Genel olarak borsamızda bizim Türk borsalarında bedelsiz sermaye arttırımları her zaman olumlu gözükür ve hisseler birkaç gün yukarı yukarı ilerlerler. Bunun yine incelemesini kendiniz sağlayabilirsiniz. Devam ettiğim zaman Aydem yenilenebilir enerjide özel durum açıklaması görüyorum. Aşağısına geldiğimde Akköprü HES ihalesinin kazanılması hakkında olduğunu belirtiyor. Bugün gerçekleştiren 115 MA kapasiteli Akköprü HES özelleştirme ihalesinin en yüksek teklifi vererek şirketimiz kazanmıştır. HES portföyümüze katılması şirketimizin kurul gücünü bilmem neden ve yani %15 bir, %11 bir, bir büyüme sağlayacaktır diyor özelleştirme ile ilgili burada bilgilerimizi veriyor. Pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 605 milyon Türk lirası ile şirketimize vermiştir diyor. Yani Aydem yenilenebilir enerji burada yeni bir ihale kazandığını söylüyor. Tabi yeni ihalede de kar edeceği için şirketimiz için olumlu bir haber olmuştur. Devam ettiğim zaman Metra Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret AŞ e, haber ve söylentilere ilişkin bir açıklamayla karşı karşıyayız. Değerli yatırımcılarımız bazı internet platformlarında ve şirketimize iletilen sözlü bildirimlerde şirketimizin yönetim kurulunda yer alan ortakların Sahip oldukları payların bir kısmını borsada işlem gören niteliğe çevirmek üzere merkezi kayıt kuruluşu MKK'ya başvurduklarını yönelik haber ve söylentiler yer almaktadır. Söz konusu durum gerçeği yansıtmayıp şirketimiz paylarının ilk halka arzı için düzenlenen SPK tarafından onaylanmış olan izahname ve bölümlerde yer aldığı üzere şirketimiz yönetim kurumunda yer alan ortaklarımız sahip oldukları şirket paylarının satılmayacağına yönelik taahhütleri bulunmaktadır diyor. Şimdi bu ne demek? Kötü bir şey mi peki borsada işlem gören niteliğe çevirmek? Evet kötü bir şey. Neden? Çünkü bir şirketin 100 milyon lotu varsa şu anda mevcut işlem gören... Ortaklar bunu 50 milyonu daha borsada işlem gören tipe dönüştürürse 150 milyon olur. Ve bu zaman ne olur? Değeri 1,5 kat düşer. Çünkü bir lot olduğu zaman şirketin 1 milyon TL ediyorsa 100 lot olduğu zaman 100'e bölünür hale gelir. Yani ne kadar fazla lot olursa hissenin fiyatı düşer. Ve gerçekten borsada işlem gören niteliğe dönüşülecek haberleri geldikten sonra da hisselerin fiyatları aşağı yönlü hareket eder. Bunun olmayacağı, bunun yanlış olduğuyla ilgili metra tıbbi malzeme ve sanayi ticaret aşıdan bir açıklama gelmiş. İstanbul Portföy Yönetimi AŞ'de bir payalım alım satım bildirimiyle yine karşı karşıyayız. Buraya geldiğimiz zaman bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihracının sermayesindeki paylarının veya toplam oy haklarının %5, 10, 15, 20, 25, 33, 50, 67 ve 95'e ulaşması veya söz konusu oranın altına düşmesi halinde kurucular tarafından yerine getirilir. Yani bu ne demektir? Bu sermaye piyasası mevzuatında geçen bir kuraldır. Sizin bir fondaki işlem hacminiz %5'i aşar, %10'u, %15'i, %20'yi aşarsa örneğin %16'sına sahipsiniz hissedin. 19'a çıkarsanız bildirim vermek zorunda değilsiniz ama 20'yi geçerseniz veya 27'ye sahipsiniz, 24'e düşerseniz yani şu aralardaki işlemleri atlarsanız Buraya bir bildirim açıklamanız gerekiyor Şimdi Bununla ilgili bir bildirimle karşı karşıyayız Hükümleri uyarınca 21.09.2021 ve 22.09.2021 tarihlerinde gerçekleşen işlemlerden sonra İstanbul Portföy Yönetimi AŞ kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarının Portföyündeki Global Yatırım Holding AŞ'ye bakın Global Yatırım Holding AŞ'ye ait pay senetlerin toplamı 21.09 tarihi ile 65 milyon Adede Ve toplam oy hakkı %10.03'e çıkmış olup işte bilmem ne tarihindeki oy %99'a düşmüştür diyor. Bunu tekrar inceleyelim bakın. 21 tar 21.09 tarihi itibariyle toplam oyakları yüzde %10'a ulaşmış. 22.0 tarihinde ise bilmem kaç adede düşüp oyakları ayakları %9.93'e düştüğünü görüyor. Burada görüyoruz bakın pay alım işlemine konu payları görüyoruz. 21'inde sahip olan payların günbaşı başı oranı %9. Burada ise %10 yani burada bir gün içerisinde bir alım satım konusu gerçekleşmiş ve bu da mutlaka kap tarafına bildirim verilmek zorunda. Beşiktaş'la ilgili bir haber var. Transfer görüşmesi haberi. Sporting CP kulübünden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde 1 yıllığına geçici transferi gerçekleştirmiş olan profesyonel futbolcu Rozier transfer hakları kulübümüz tarafından 4.8 milyon avro karşılığında satın alınmıştır deniliyor. Bilgilerinizi arz ederim yine. Bu nasıl bir haberdir? Olumlu olumsuz çok bir haberi yoktur. İyi bir para verilmiş ama katkısını görürsek olumlu olur. Görmezsek olumsuz olur. Ulusoyun Ticaret Sanayi ve AŞ ile ilgili baktığımız zaman şirketimizin 50. yıl üretim tesisi çatısı güneş enerji santrali kurulma hakkında diyor. Ülkemizin temiz enerji üretimine destek olmak ve karbon nötr hedefine katkı sağlamak amacıyla şirketimizin 50. yıl üretim tesisi çatılarının resmi prosedürüne halen devam eden 180 kV kapasiteli güneş enerji santrali gez kurulmuştur. Yatırımın toplam bedeli 115 bin dolardır. Yani burada ne söylüyor? 115 bin dolar çok büyük bir para değil ama Ulusoy için güzel bir güneş enerji santrali kurduklarını, iyi bir yatırımda bulunduklarını öğrenebiliyoruz. Devam ettiğim zaman emlak konut gayrimenkulü ile ilgili bir özel durum açıklaması bulunuyor. Buraya baktığımız zaman şirketimizin projelerinden İstanbul Bakırköy yeni mahalle arsa satışı karşılığında gelir paylaşım işinin ofis karat Bakırköy kesin kabul yapılmış olup kesin kabul tutana 22.09 tarihinde onaylanmıştır diyor. Devam ettiğim zaman katmerciler araç üstü ekipman sanayi ve ticaret aşiyede yine bir sermaye arttırımı var. Kayıtlı sermaye tavanını şöyle bakacak olursak. 1 milyar lota çıkarttıklarını, mevcut sermayelerin 200 milyon lot olduğunu ve ulaşılacak sermayenin ise 652 milyon lot olduğunu görüyoruz. Buraya geldiğimiz zaman rüçhan hakkı kullanımından doğduğunu yani %203 katı bedelli yaşandığını, rüçhan hakkı kullanılacağını görüyoruz burada. Bu nasıl bir şeydir? Bedelli sermaye artırımları genel olarak bizim borsalarımızda olumsuz nitelikte etkilenirler. Fiyatlar aşağı yönlü diye etkilenir. Ama tabi buradan gelen bedelli parasıyla iyi yatırımlar yapıp karlılığını arttırırsa bu sefer de olumlu olarak yargılanacaktır ama önümüzdeki süreçte. Tarson Otomotiv Sanayi ve Ticaret Aşığı'ya geldiğimde yine bir özel durum açıklamasıyla karşı karşıyayız. Şirketimiz toplu taşımacılıkta değişimleri takip ederek çevreci otobüs ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiği 10-12-18 metre uzunluğundaki %100 elektrikli otobüs serisinin 23 Eylül 2020 tarihinde Bursa Hasan Ağa Fabrika Türk Basını'na 24 Eylül 2020 tarihinde ise global olarak gerçekleştireceğini online etkinlikte tanıtılacaktır. Kamuoyu yatırımcıların bilgisine sunulur diyor Karsan'la ilgili çok çok güzel bir haber çünkü elektrikli otobüslere geçtiklerini bizlere belirtiyorlar Türk İlaç ve sorum sanayi aşıya geldik son kapa haberimizdir yine bir özel durum açıklamasıdır bilmem ne koduyla 100 miligram Enjeksiyonluk çözelti içeren ampul adlı ürünümüz ruhsat onayı almıştır diyor tramadol hidroküler etkin maddesini içeren orta ve şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılmaktadır diyor. İhale üründür diyor. Burada çok güzel yeni bir ürünlerine ruhsat onayı aldıklarını ve bunların satışını yapacaklarını ve bu satışında tabii ki Türk ilaç ve Sarı Maaşı'nın üzerine yazılacağını görüyoruz. Ve bu bağlamda baktığımızda olumlu bir haberdir. Videomuzun sonuna geldik. Akşam 8.30'da yayına girecek. Genel piyasa analizi videomuzu mutlaka izleyin. Doların, altının, borsaların, Coinlerin gidişatının nereler olacağını bu sayede çok iyi şekilde öğrenebileceksiniz. Videomuzu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Kanalımıza destek vermek için videoyu beğeni atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Aynı zamanda katıl tarafındaki eğitimlerden faydalanmak isterseniz katıl tarafına da üye olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.